Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de başlıkta gördüğünüz gibi Ege'yi alırsak eğer 1.3 multijet mi yoksa 1.4 benzinli mi almalıyız? Ondan bahsedeceğim. Çok uzatmadan videoya hemen geçelim. Evet arkadaşlar videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Öbür videomda şey yapmıştım GMG kokusundan hediye veriyorum 10 tane. Şartlarını ben bu videoda bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Kanalıma abone olup ve bir arkadaşınız daha abone edeceksiniz. Videoyu beğenip yorumlara katıldım yazacaksınız. Böyle kolay bir hak şeyimiz var arkadaşlar şartımız. Bunu yaparsanız eğer çekilişe katılmış olacaksınız. Ama bu çekilişi söyleyeyim 500 abonede gerçekleştireceğim. Beni bir an önce 500 abone yapmaya bakalım arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Eğer Ege'ye alırsak 1.3 multijet mi yoksa 1.4 benzinli olanı mı almalıyız? 1.3 multijet almanız için gerekli nedenleri söyleyeyim ben size. Yakıt arkadaşlar. 5,5-6 litrelerde yakıtabiliyor ama şakin kullanımda 4,5-5 litreye kadar düşüyor. Ee, almamanız için yani alın ama eğer biraz sıfır arabada olduğunu gibi biraz pahalı pahalı kalıyor benzinliğe göre 10-15 bin lira. Bütçenize göre eğer paranız varsa bence dizel almanızı tavsiye ederim yani multijet. İkinci neden almak için arkadaşlar hızı eğer bir alırsanız gider ama bir alırsanız kayış gibi gider öyle söyleyeyim. Çünkü 120 beygirli kullanma versiyonu gerçekten çok yüksek. Ki 1.3 multijeti bile çok seriyken 1.6 multijetini hiç düşünmüyorum, düşünemiyorum ben. Hiç kullanmadım ama bilmedim daha doğrusu. Ama 1.3 multijetini alırsanız da e, yüksek hızlara çıkabilirsiniz. Ve arabanın çekişinde hiç sorun yaşamazsınız arkadaşlar. 1.4 almanız için size birkaç bir şey söyleyeyim ben. Ucuzluğundan alabilirsiniz ama bence uzak durun 1.4'ten. Eğer paranız varsa gidin 1.3 alın arkadaşlar multijet olanı. Çünkü 1.4 çekmiyor gerçekten. Yağ yakma sorunu var. Her arabada yağ yakma sorunu var ama Egea'da 1.4 olanında biraz daha fazla yağ yakma sorunu mevcut. Almanız için dediğim gibi tek neden bu ucuzluğu arkadaşlar. Ama alırsanız da yokuşlarda falan çekmeyebilir. Tabi tek kişiyseniz alın. Ama önde iki kişi arkada 3 kişi bagajda doluysa bence uzak durun derim. Çünkü yokuşlarda 80-90 ile zor gidersiniz. Yürüyüş almak için en büyük neden dizel olması olabilir. Çünkü gerçekten hızlı gidiyor araç. Bayağı iyi. Bu kadar diyebiliriz aslında. Ama ama da 1.4 da alırsanız bakımlardan biraz yırtabilirsiniz. Çünkü bakımları biraz multijet kadar sık olmuyor. Çünkü multijet dizel. Benzinli motorlar zaten hepsinde geçerlidir. Bakımları daha azdır. Ve maliyeti daha ucuzdur arkadaşlar benzinlerin. Yani bana kalırsa dizel alın. Siz de yorumlara yazın. Ne alalım? Ne alın daha doğrusu? Biz Ege'ye almayız ama 1.3 Multijet mi alalım yoksa 1.4 Ege'ye mi alalım? Bunun sebepleriyle beraber yazın. Ama benim söylediklerim olmasın yoksa bir anlamı kalmaz tabii ki. Videom bu kadardı. Eğer paranız varsa 10-15 bin lira daha koyup bence dizel alın. Kilometresi biraz yüksek olsun hiç fark etmez. Değişen sağ kapı olsun. 1.4 Ege'ye boyasız hatasız olsun ama bence de gidin dizel alın asa önemli değil değişen falan dizel olması gayet büyük bir avantaj. Benzinli ya 1.4 turbo olsaydı alınabilirdi ama 1.4 atmosferik motor olunca gerçekten dediğim gibi öndeki kişi arkada 2-3 kişi bagajla full doluysa yokuşlarda falan çekmiyor. Araba 80-90'a zor gidersiniz. Ya, videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu benim kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Çekiliş var. 500 abone de gerçekleşecek. Videonun başında anlatmıştım ben çekilişin detaylarını. 10 tane GMG kokusu veriyoruz arkadaşlar. Tek yapmanız gerekenler kanalıma eğer abone değilseniz abone olup ve bir arkadaşınızı ailenizden bir kişiye abone etmek, yorumlara katılım yazmak ve bu videoyu beğenmek çok kolay. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Benim için desteğiniz çok önemli.